President, Consul from Ascan News Italy. Sayın Cumhurbaşkanı, İtalya'dan geliyorum. Ben bir soru sormak istiyorum size. Terörizmin tanımı ile ilgili olarak. Çünkü aslında bütün bu tartışmaların kökeninde bu var. Finlandiya ve İsveç'le olan tartışmaların temelinde de bu var. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile de böyle bir sorunu oldu. Yani Türk yargı sisteminde, Türk hukuk sistemindeki terör tanımı AB tarafından kabul edilmiyor. Ve o yüzden de pek çok konu çözüme kavuşamadı. Şimdi siz diyorsunuz ki İsveç ve Finlandiya sizin terörist olarak gördüğünüz teröristleri iade etmelidir diyorsunuz. Ama Avrupa Birliği tanımına ya da Finlandiya ya da İsveç tanımına göre terörist olarak tanımlanmayacaklar. Mesela PKK AB listesinde olan bir terör örgütü. Ama AB terörist örgüt listesinde FETÖ, YPG ya da PYD yok. Dolayısıyla bu örgütlere bağlı olan kişileri bu örgütlere bağlı oldukları için iade edemezler. Eğer suçları kanıtlanırsa, terör suçu işledikleri kanıtlanırsa evet, o zaman iade edilebilirler ama bunun bireysel bazda olması gerekir. Yani Türkiye olarak şimdi vetonuzu kaldırdınız ama eğer bu ülkeler sizin terörizmle suçladığınız kişilerin kendi yargı sistemlerine ve AB tanımına göre terörist olmadıklarına kanaat getirirlerse, çünkü PKK'ya değil de diğer örgütlere bağlı kişiler oldukları için böyle bir sonuca varılırsa, bu tekrar sizin veto etmeniz anlamına mı gelir? Terörist noktasında biz belgeleriyle beraber sadece şiddete başvurmanın ötesinde, düşünün ki birçok insanı öldürmüş ve bu öldüren insanların hala terörle alakası yoktur deniliyorsa, bizim zaten o ülkenin yasalarına da güvenmemiz mümkün değil. Biz bu belgelerle beraber kendilerine bunları istihbarat örgütlerimiz verir ve istihbarat örgütlerimizin verdiği bu belgelerle birlikte de bunların tarafımıza gönderilmesini isteriz. Ve bizdeki gerek yargı organlarımız, gerek istihbaratımız bu belgeler olmadan da zaten bunları talep etmez. Olay bu kadar açık net. Eğer müsaade ederseniz artık bizde dönmemiz gerekecek. Çok çok teşekkür ediyorum ilgi alakanıza. Özellikle sağ olun, var olun.